Sinop Üniversitesi Üniyeliği Radyo Stüdyolarından herkese merhabalar değerli dinleyenler. Ben sunucunuz Ertan Özkök. Bugün Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizle birlikteyiz. Değerli arkadaşlarımızla birlikte bugün sizlere çok güzel bir program sunacağız inşallah. Bir yardım eli de sen uzat programımıza. Hoş geldiniz sizler de değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Öncelikle isimleri şuradan hemen belirteyim. Hamza Elyasino, değerli arkadaşımız Suriye'den. Evet. Sinop Üniversitesi'ne geldi ve burada İlahiyat Fakültesi'ni okuyorlar. Hı hı. Kübra Güneysu ve Hüsniye Altun. Muhammed Özenli, evet Muhammed Özenli arkadaşımız rahatsızlığından dolayı katılamadılar. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim değerli arkadaşımıza. Evet, öncelikle Hamza senden başlayalım. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Türkiye'ye hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Neler söylemek istersin? İsmim Hamza Elyasino. Ben Suriyeliyim. İdlib şehrimde yaşıyordum. Türkiye'ye 3,5 seneden beri buradayız ve şu anda üniversitede okuyoruz, Sinop Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde. Çok güzel, maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan seni tanıdığımız için çok ama çok mutlu olduk. Hı hı. Evet, Kübra sana geçelim. Seni tanıyabilir miyiz? Ben de Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de Sinop'un misafiri sayılırım. Nereden geldin? Samsunluyum. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Hüsniye, seni dinleyelim. Ben de aynı İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Burada hepimiz misafiriz. Evet. Ben de Amasya'dan geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, sevgili arkadaşlar, sizlerin bir projesi var. Bunu daha önce de duyurmuştuk, yayından önce de duyurduk. Öncelikle yaptığınız çalışmaları şöyle söyleyeyim. Öncelikle grubunuzu tanıyabilir miyiz? Bildiğim kadarıyla grubunuzun yani projenizin ismi de İhsan diye geçiyor. Yanlış bilmiyorsam aldığım duyumlarla. Grubunuzdan biraz bahseder misiniz? İlk olarak şu an dinleyicilerimize sizin başlattığınız proje, yardım kampanyası projesi hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, kendimize İhsan diyoruz. Fikir aslında Hamza arkadaşımıza ait. Ama işlevinden çok, adından çok işlevinin önemli olduğu bir grubuz aslında. Kısaca ihsan, Arapça bir kelime, iyilik eden kişi anlamına geliyor. Daha ziyade özel olarak da işini hakkıyla yapan, görevini tamamıyla üstlenen kişi anlamında kullanılıyor. Aslında bizim literatürümüzde de meşhur Peygamber Efendimiz'in Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz ihsan ise Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Sen onu görmesen dahi o seni görür ifadesiyle bulunuyor. Dolayısıyla bizim için önemli bir kavram. Biz de projemizin iyilik eden kişi olma, üzerine aldığı görevi hakkıyla yerine getiren kişi olma vasfıyla birlikte iyiliğin ulaştığı yeri görmeden de iyiliğe sarılma, da görme ihtiyacı hissetmeden de bu işe sarılma çizgisini üstlendiğimiz için bu kavramı kendimize yakın buluyoruz. Böyle İhsan ismi doğdu. Evet, siz neler söylemek istersiniz Kübra? Şöyle ki, arkadaşımız çok doğru ifade etti. İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Evet. Sinop'la. Sinop Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımızla yolda yürümek istiyoruz. Onları önümüzde ve ardımızda görmek değil, yanımızda görmek istiyoruz. Onlarla beraber yürüyüp koşmak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Hamza, biraz da sen bahseder misin? Bu projenin içerisindesin. Suriye'den buraya kadar geldin. Bu proje Bismillah'la başladık. Evet. İnşallah ve yardım şu anda toplanıyoruz ve inşallah yapabileceğimiz kadar yardım edeceğiz. Öyle inşallah devam edeceğiz. Peki
Aslında şu anki konuşmalarınızda biraz projeden bahsettiniz ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizi bu projeye iten hani etkenler nelerdir? Ne sürükledi sizi bu projeye? Aslında bir harekette, eylemde olma ihtiyacı bütün yaşıtlarımızda fıtratları gereği bulunan bir ihtiyaç. Fakat bunu farklı yerlerde söndürüyoruz belki de bu ateşi. Biz de bütün yaşıtlarımız gibi işte lise yıllarından, üniversitenin ilk yıllarından itibaren ne yapabiliriz, neyin ucundan tutabiliriz, sizin derdinde olan insanlardık. Bizim programımızda bulunan bu enerjiyi, potansiyel anlamda bulunan bu enerjiyi nasıl kinetiğe çeviririz, hep bir arayış içerisindeydik. Bize bu anlamda tetikçi diyelim, fitili ateşleyen şey, geçtiğimiz günlerde Tülay Gökçimen'in Sinop'ta gerçekleşen belgesel gösterimi oldu. Dünya çocuklarının, savaşın çocuklarının halini birinci ağızdan dinlemek, birinci gözden görmek tabii ki hepimizi çok etkiledi. Bundan sonra artık gösterimden sonra herkes birbirine ne yapabiliriz, ne yapıyoruz, bu işi ne, hangi ucundan tutuyoruz bunun diye sorular soruyordu. Ve kendimizi dünya çocuklarının nasıl yanında buluruz, bulunuruzun arayışı içinde bulduk. Bu da bize açıkçası yetimlerle hemhal olmaya itti. Arkadaşımız çok haklı. Gerçekten Tülay Hoca'nın belgeseli bizim bardağımızın son damlası olmuştu. Yardım edilecek insan çok. Çok fazla. Vaktimiz çok az. Ne kadar hızlı yürüyebilirsek o kadar yol alabileceğimize inanıyorum. Şöyle ki her birimiz şunu söylüyoruz. Allah büyük. Allah onlara yardım etsin. Bu en büyük acizlik ifadesidir. Allah sana o kuvveti, o kudreti vermiştir. Aslında bu imtihan onların değil, bizlerindir. Peki, teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Peki şu an, yani şu an yaptığınız çalışmalar var mı? Ne gibi projeleriniz var şu an yaptığınız yeni olarak? En son işte Türkmenlere Yardım Projesi Sinop'ta çok ses getiren bir projeydi. Buna elimizden gelen desteği sağladık diyelim, sağlamaya çalıştık. İşte en fazla tanıtım aşamasında tabii ki faydamız oldu. Bunun dışında kış geliyor. Kış şartlarıyla ilgili projelerimiz var. Artık çünkü insanlar açıkta bizim gibi rahat yatmıyorlar her gece. Bunun derdiyle açıkçası dertleniyoruz son zamanlarda. Yetim projesi de bizim ana hedefimiz. Yani sürekli götürmek istediğimiz bir hedef. Kış gelir, yakacak işte un. Yaz gelir, başka bir şey için yine çalışmaya devam edeceğiz. Yetim projesini de merkezimizde tutarak. İnşallah hayırlara vesile olsun değerli arkadaşlar. Evet Hamza, sen neler söylemek istersin bu konuda? Projeyle ilgili. Projeyle ilgili şu anda Kübra arkadaşımız söylediği gibi ilk projemiz yetimlerle ilgili. Ondan sonra inşallah ikinci dönemde evet. Çok büyük bir projemiz var. İnşallah o zaman da bunun için çok çalışıyoruz. Öyle. İnşallah. Şöyle söyleyelim, senden devam edelim. Ülkemize Suriye'den geldin. Hani oradaki ortamdan, kendi ülkenden biraz bahseder misin? Neler yaşadınız, neler yaptınız? Suriye'deyken tabii ki savaş başlayınca çok zarar gördük. Yani mesela elektrik yoktu, su yoktu. Yani çok az şeyler var. Bazen insanlar yemek bile yiyemiyorlar. Ondan sonra işte fakat alışmışlar yani bu haline. Böylece yaşıyorlar yani. Yani günden güne durum değişmiyor. Durum böyle devam ediyor. İşte son olaylar zaten herkes biliyor. Durum çok zor yani şu anda ve daha eskide.
Öyle söyleyeyim. Ailen orada herhalde, değil mi? Ailen orada. Ailen orada. Ailem Türkiye'de. Ha, Türkiye'de. Hı-hı. Evet. Hatay'da sanırım. Değil mi? Evet. Yani anladım. Peki oradaki çocuklar neler yaşıyorlar? Nasıl bir ortam var orada? Oradaki çocuklar durum zordur yani. Mesela savaş iyi bir şey değildir aslında. Ama bu çocuklar onların gözlerine bakınca çok şeyler anlarız. Yani mesela Esed'in saldırısı sonucunda akrabaların 23 kişi kaybeden çocuk Yusuf'tur bir tanesi var. O çocuk Yusuf'la konuşmak istersiniz. Onunla mesela o İdlib'de bir bölgede yaşıyor. Onunla konuşmak istersiniz, o sizinle konuşmak istemiyor. Ne için akrabasının kalmadı öyle bir şeyle. Ondan sonra içine komşularla diyorlar ki bu çocuk dedesini öldükten sonra oturuyor, düşünüyor, bazen ağlıyor, öyle bir şeyler. Ama Yusuf konuşmasını istemese bile onun gözlerine bakarsınız, küçük çocuğun bakışlarından acı dolu bir hikayenin anlattığı kelimeler gibi. Öyle şeyler. Peki neden Sinop? Yani neden Sinop, hani şey, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni neden seçti? Neden İlahiyat Fakültesi? Böyle bir şey sormak istiyorum. Özel olacak ama. Bayağı bir özel. Neden İlahiyat bölümü? Ben ilahi şeylerle okumak çok istiyordum. Bu yüzden ilahiyatı seçtim. Sinop ne için seçtim? Tesadüf oldu herhalde. Tesadüf oldu yani. Aynen. İnşallah Allah yardımcın olsun. Amin. Suriye'deki kardeşlerimize de hani ne diyelim, Allah yardımcıları olsun inşallah. Arkadaşlar bir müzik arası diyelim mi? Evet. İlahi arası diyelim. Hı hı. Daha sonra devam ederiz inşallah. Evet değerli dinleyenler, sevgili dostlar, Ünlü 77 Radyo Stüdyolarımızda yayınımız devam ediyor. Bir yardım eli de sen uzat programımız kısa bir aradan sonra tekrar kaldığı yerden devam edecek. Yine de umudum var.
yine de umudum var, rahim olan adına. Ateşlerde kavrulurum, yürüyemem yorulurum. Ateşlerde kavrulurum, beni bırakırsan bana kül olurum, savrulurum. Beni bırakırsan bana kül olurum, savrulurum. Evet, değerli dinleyenler, sevgili dostlar, Üniyeli 7 Radyo stüdyolarımızda yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, şöyle sorayım. Ekibinizin başında bir bayan görüyorum, sizi yönlendiren, sizlere tercüman olan. O bayana şunu söyleyeyim. Sizi buna iten neden neydi peki? Neden böyle bir şey tercih ettiniz? Ya şöyle ki ekibin başını götürmek gibi bir niyetim yoktu. Arkadaşların evet. Tercihi. Aha. Arkadaşımız Kübra da gayet güzel açıkladı. Bizler sadece Müslümanlara yardım için değil. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanlara yardım etmek için yola çıktık. İnşallah bizler Allah için ve mazlumlar için küçük bir adım atacağız ve Allah bunu çoğaltacak. Şöyle ki her birimiz bu yola çıkarken şunu söylüyorduk kendimize. Biz yalnızız. Yalnızız. Sürekli bunu fısıldıyorduk. Ama ne zaman ki bu fısıltılarımız birleşti ve bir çığlığa dönüştü, o zaman biz ihsan olduk. Ve bu çığlık büyüdükçe de göreceğiz ki bizim gibi milyonlar var. Biz biraz da toplumumuzu değerlendirmek gerekirse, biz fark eden bir toplumumuzdur. Fark ediyoruz fakat gereğini yerine getirmekte biraz zorluk çekiyoruz. Durum o kadar vahim ki izlediğim bir videodan çok etkilendim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kız çocuğu öğle yemeği için evine dönüyor. Tam öğle yemeğini yerken evleri bombalanıyor ve kız çocuğu da bu bombalandırmanın ardından yaralanıyor. Kaldırıldığı hastanede doktor ağlayarak şöyle diyor.
Annem bugün de bir şey olmadığı için sevinmişti. Eve geldiğim için sevinmişti. Çok mutlu olduk diye mi böyle oldu? Diyordu. Sanki mutluluk onlara haram bir şeydi. Ve mutlu olduklarında cezalandırılıyorlardı. Şöyle devam ediyordu cümlelerine. Doktor amca, pijamamı kesme. O daha çok yeni. Ne olur, ne olur onu kesme. Kanlar içinde olmasını umursamıyordu bakın. Düşündüğü tek şey vardı, o da pijamasının kesilmesiydi. Belki de o sahip olduğu birkaç şeyden biriydi. Fakat bir de kamerayı bu tarafa çeviriyorum. Ve ilk gözüme çarpan şey de israf ettiklerimiz oluyor. Şu an bu çocukların bizlerin israf ettiği şeylerin %10'una bile sahip değiller. Ve çoğu ölümü beklemekte. Teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, projelerinize değinebilirsiniz. Hani şu an söz sizde. Şöyle ki, evet. Bizler çok doyumsuz ve düşünmez olduk. Bir ayakkabıya rahat 300-500 lira verebiliyoruz. Makyaj malzemelerine dünyanın parasını dökebiliyoruz. Ya da bir eşarba 200 lira verebiliyoruz. Ama söz konusu yetim oldu mu? Nefsimizin tamah etmeyeceği bir şey oldu mu? Biz öğrenciyiz diyoruz. Dur, bizim durumumuz yok. Biz yardım edemeyiz. Ama günlük çok rahat bir şekilde 7-8 lira bir sigaraya verebiliyoruz. Bir kafeye girdiğimizde 15 liranın altında harcamadan çıkmıyoruz. Allah-u Teala Me'ariç suresinde şöyle buyuruyor. Onların mallarında isteyenler ve istemeye utananlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Evet, sanırım bu durum sizi çok etkiledi. Evet, yani. Gerçekten de. Şöyle ki, bu çocuklardan biri benim kardeşim Muhammed ya da Yağmur olabilirdi. Ya da senin çocuğun, kardeşin, yeğenin de olabilirdi. Artık onlara el uzatmamız gerekiyor. Sırf dini, dili, teni, ırkı farklı diye, senden kilometrelerce ötede yaşıyor diye, kulaklarını tıkayınca hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, ancak zalimlere yakışır bir haldir. Zaten zulme sessiz kalanın, zalimden bir farkı yoktur. Gelin, gelin yetimlerimize sahip çıkalım. Yetimler sudan mahrum çiçeklere benzer. Gelin onların ibrikleri biz olalım. Hadi gelin onların güneşlerini biz gülümsetelim. Eğer bir yerde çocuklar öldürülüyorsa, orada savaş değil, katliam vardır. Orada savaş değil, katliam vardır. Yitik bir ülke gibidir yüzüne acı yansıyan çocuklar. Savaşın çocukların silahları kalemlerdir. Onlar ancak çığlıklarını resmederler. Peki hiç çığlıklarını duydunuz mu onların? Hiç resimlerine dikkat ettiniz mi? Resimlerinde anneler, babalar, kardeşler hep yatağa çizilmiştir. Çünkü artık onlar yoktur. Onlar birer ölüdür. Tekrar söylüyorum. Gelin, gelin onların güneşini biz gülümsetelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu güzel duygularından dolayı. Ben teşekkür ederim. Peki, sen neler söylemek istersin Hüsniye? İçinden ne geliyorsa paylaşabilirsin değerli dinleyicilerimizle. Kübra, evet, ben. Evet, Kübra. Neler söylemek istersin? Öncelikle... Bu projede canla başla çalışan bütün samimiyetiyle bizimle birlikte olan bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Düşünmek kolay. Yani herkes sloganik cümleler kuruyor. Akademik fikirler çok fazla ürüyor Türkiye'de ama kimse eyleme geçemiyor. Kimse hadi şunun ucundan tutalım diyemiyor. Bizim tabiri caizse işte taşın altına elini koymak. Aslında ortada taş bile yok ama kimse yerinden kalkmak istemiyor. Bu uğurda diyelim ya da bütün bize bunun aksini iddia edenlere rağmen ısrarla projenin içinde bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Nitekim ben güzel sonuçlara varacağımıza da inanıyorum. İnşallah. Çünkü samimiyet var her şeyden önemlisi. Yüreğini ortaya koymuş bütün hisleriyle çalışan arkadaşlarımız var. Belki
güzel ses getirdikten sonra güzel bir bizim amacımız çığır açmak. Sinop'ta yeni bir devir açmak. İyilik hareketinin imzasını Sinop'a atmak. Tekrar radyo yayını yaptığımızda çok farklı bir yerde oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Şu an peki radyo yayının etkisi olmuştur herhalde ya. Allah razı olsun. Mustafa İnşallah. Hocamızın çok etkisi oldu. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Şu an bizleri dinliyorlar. Kendisi ve ailesi. Allah razı olsun değerli hocamıza. Desteğinden dolayı hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah evet Hamza, olsun. Sen neler söylemek istersin? Ben söylemek istediğim şeyler. Şu anda Suriye'de gerçekten çok zor bir dönemde yaşıyor. Mesela en çok uçak gelip füze atıyor. Bu bir cadde bir caddeyi mahvediyor. O yüzden rejim saldığı mahalleler insanlı deprem bölgesini hatırlatıyor gibi. Evler yıkılmış, bazen yakılmış. Adeta yerler bir edilmiş. O evlerde gezerken bu evlerde can veren insanlar ve geride kalanlar karşılaşıyoruz. Ya gözümüzü kimi zaman bir elbiseye, kimi zaman bir koltuk takımına, kimi zaman ev çiçeğine, kimi zaman bir gül parçasına, kimi zaman öldürüler bir çocuğun ayakkabısına takıp kalıyorsunuz. Sıkıntıların arasında karşılaştığımız bu evler adeta bir zamanlar insanların burada yaşadığını haber veriyor. Böylece insanlar yaşıyor ve gerçekten çok çok zor bir durum. Evet, teşekkür ediyorum Hamza. Hamza'nın bizim projemizdeki yeri çok önemli. Çünkü o Suriyeli olarak gelip bizimle birlikte bütün dünya çocukları için çalışıyor. Bunu gören arkadaşlarımızdan şey görüyoruz işte. Kendi problemi başından aşkın değil mi? Sizinle ne için hani çalışıyor olabilir falan. Ama İslam'ın da uyandırdığı bir şey vardır. Kendi derdini bir kenara bırakıp... mazlumun derdiyle dertlenmek. Hamza'nın o yüzden bütün hisleriyle projemizde olması bizim için çok önemli. Gerçekten de arkadaşlarım çok haklı. Çünkü bizlerde mazlumiyet kalbi vardır. Hı-hı. Atıyorum Somali ile Rusya maç yapsa biz Somali'yi tutarız. Yani Rusya daha güçlüdür aslında. Ama biz hep mazlumun yanındayız. Bu bizim toplumumuzun, geleneğimizin, kültürümüzün bir gereğidir. Hı-hı. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Peki İlahiyat Fakültesi öğrencisi olmanız size bunu itti galiba değil mi? Ya şöyle ki evet biz bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Yani yetimleri en iyi biz anlarız, anlamalıyız. Ama şu şöyle ki ilahiyatçı olmanın verdiği hassasiyetle değil de insan olmanın verdiği bir gerekle biz yola çıktık. Mesela ağlayan bir çocuğun gözyaşını silmek sadece Müslümanların sorumluluğu değildir. Ya da sadece Müslümanların sorumluluğu mudur? Hayır. Bu evrensel bir sorumluluktur ve dünya bu yükün altından kalkamamaktadır. Ayetlere değinmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde şöyle buyuruluyor. Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzelteni bozandan ayırt etmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi yetimine ya da başkasına ait bir yetime himaye eden kimseyle ben cennette işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek cennette yan yana olacağız buyuruyor.
Yani söyleyeceğim şu ki, artık sorgulanmayı geçtik. Cennete girmeyi de geçtik. Peygamber makamında peygamberle yan yana bulunacağımız müjdeleniyor. Artık bir şeyler yapmamızın zamanı geldi. Yani projelerimizde de zaten hep şu an için özellikle yetimi ön planda tutuyoruz. Bunun sebeplerini de şöyle açıklayayım. Bir yerlerde felaket gerçekleştiği zaman oraya ilk kim gidiyor? Aklımıza ilk yardım kuruluşları geldi değil mi? Hayır. Buralara dünyada iyi organize olmuş insan tacirleri gidiyor. Ve özellikle çocukları kaçırıyorlar. Bu çocuklara ne yapıyorlar peki? Organ mafyalarına satıyorlar. Kız çocuklarını fuhuş çetelerine satıyorlar. Çocukları asker olarak cepheye sürüyorlar. Bu çocuklardan canlı bomba falan yapıyorlar. Yani biz sahip çıkmadığımızda sahip çıkacak bir kötü mutlaka vardır. Bizler ancak birlikte iyiyiz. Çok değil arkadaşlar. Kenara her gün 3 lira koyduğumuzda aylık bir yetimin sponsorluğunu üstlenebiliyoruz. Ki 3 liraya birçoğumuz, 3 lira birçoğumuz için hiçbir şey değil. Emin olun. Doğru söylüyorsun. Gerçekten de öyle. Hani biraz da ben konuşmak istiyorum. Tabii. Devir çok değişti. İnanılmaz bir hani gerçekten hani ben şöyle söyleyeyim, kötülük devri ya. Hani kötülerin biraz daha sanki ön planda olduğu bir devir. İşte sizin gibi insanlar gerçekten hani onlara sahip çıkıyorlar. Onlara hani onları önemsiyorlar. Bugün birçok yardım vakfı, hani ismini vermek istemiyorum ama birçok yardım vakfı hani tırlarla işte birçok ili dolaşarak yardımları toplayıp gönderiyorlar. İşte bugün Suriye'ye, bugün birçok hani ülkeye gönderiyorlar. Hepsine Allah razı olsun. Onlar unutmuyorlar. Fakat şu anki hani gençler de gerçekten sanki biraz böyle salmışlar kendilerini ya. Hani sizin dediğiniz gibi az önce söylediğiniz işte 3 kuruş ayırsalar ne olur ki yani 3 kuruş. Aynen. Yani o boyayı alma, onu sürme. Yani 3 kuruş ayır, bir şeyler yap yani. Aslında şöyle, artık hepimiz uyuyan ölülere dönmüşüz. Yürüyoruz aslında. Yürüyoruz. Oturuyoruz, kalkıyoruz, mekan değiştiriyoruz. Ama ne yaptığımızın farkında değiliz. Ey kardeşlerim, artık uyanın. Artık uyanalım. Sessizlik nereye kadar? Görmezlikten, duymazlıktan, bilmezlikten gelmek başkalarının işi olsun. Biz onların umutlarıyız. Biz onları yarı yolda bırakmamalıyız. Unutulduğunu düşünen bir insan kalmasın. Çünkü bir insan tüm insanlık demek. Vakit dar, ölüm var, zulüm de çok. En yakın yarın bugün. Bugün değilse ne zaman? Bir şiirde yine Suriyeli bir kız çocuğunun şiirinde şöyle diyordu. Ey Müslümanlar, ey Müslümanlar, biz kardeş değil miyiz? Hani müminler bir vücuda benzerdi? Hani bize bir şey olduğunda hepimiz sarsılırdık? Tavşan gibi yaşayın o zaman diyor. Tavşan gibi yaşayın ve tavşan gibi ölün. Bunlara mazhar olmayalım. Eminim ki birçoğumuzun içlerinde yapmak istiyoruz, evet. Gerçekten bir şeyler yapmak istiyoruz. Ben buna inanıyorum. Bir şeyler yapabileceğiz. Sinop'u, bulunduğumuz şehre diyoruz ki Sinop'ta yapılmaz. Burası çok zor. Ama ben Sinop halkıyla da konuşuyorum. Diyor ki bize el uzatan kimse yok. Bizim köprümüz yok. Gelin onların köprüleri biz olalım. Biz adım atmıyoruz. En büyük mesuliyet bizde aslında. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Gerçekten çok vahim durumdayız. Ümmet kan ağlıyor. Onlara yardım etmemiz gerektiğini biliyorum. Onlara adım atmamız gerektiğini biliyorum ama nasıl adım atacağımızı, kimlerle adım atacağımızı bilmiyorum. Belki de bunun çağrısını yapıyorum burada. Biz ancak birlikte iyiyiz. Gelin onların güneşlerini gülümsetelim. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Amin. Hamza, şu an bizleri yeniden hani radyo yeni açanlar var. Hı. Bize yeniden
ülkenden biraz bahseder misin? Suriye'den bahset bizlere mesela. Suriye'den. Suriye'nin olayları mı? Yani hayatını, orayı, oradaki şu anki durumları, olayları, yaşanılan sorunları bizlere bahseder misin? Mesela Arap Baharı ile birlikte tıpkı Libya gibi, Mısır gibi, Tunus gibi olduğu, Suriye'de de korku duvarı yıkıldı. Öyle olayları başladı. Fakat rejimin yönetimi bu korku duvarlarını tekrar öğrenebilmek için sürekli olarak yerleşim yerlere bombalatıyor. Bazı küçük mücadelerde 80 veya 100 masum insan hayatını kaybediyor. Suriye sokaklarında gezerken rejimin güçlerini, halk saldırılarını, şiddetini şahit olursunuz. Rejimin saldırdığı mahalleler insani deprem olduğu gibi, dediğimiz gibi. Ve öylece yani. Peki Suriye'deki çocuklar ne durumdalar? Suriye'deki çocuklar Suriye'de sokaklarında karşılaştığınız her çocuk aslında bir ülkenin yaşamanın acılarını gözlerin önünde seyretmektedir. Çocukların bakışlarından her şey anlarsınız. Onlara bakarsa. Suriye'de yaşananlar en çok çocukları etkiliyor. Rejimin güçleri tarafından 300 bin fazla çocuğun katledildiğini, ülkede hayatı kalmayı başarabilen çocuklar ülkelerinde yaşamalarını anlamaya çalışıyorlar. Bazen bir bakış kelimelerinden 11 kez daha güçlü veya daha çok anlamalıdır. Çocukların bakışlarından adeta aylarıdır. Bombaların altına yaşam mücadelesi veren Suriye'nin çocuklarının halini anlatır. Öylece. Peki senin ailenden ya da yakın akrabalarından böyle bir zulüm gören oldu mu? Yani nasıl söyleyeyim, olayla karşı karşıya kalan oldu mu? Sizi etkiledi mi bu durum? Var. Benim dayım bir sene önce hapishaneye girdi. Masum bir insan diyelim ki. Onun maaşını almak için başka bir şehire gitti ve o şehirde rejimin askerleri vardı. Orada insanları arabadan indirip hapishaneye alıyorlar. Bunun için dayım geçen sene dediğim gibi hapishaneye girdi. Bir ay önce bir haber geldi. O zindanda vefat etti. Hastalığından dolayı. Ve işkence vardı o zindanda. O yüzden durum böyledir yani. Zindanda ölen insanlar çok. Günde yüzlerce insanlar orada ölüyorlar. Ve Şam'daki bazı bölgelerde insanlar acıkmaktan ölüyorlar. Yani ekmek parçaları bile bulamıyorlar. O kadar. Peki oradaki güvenlik nasıl? Nasıl sağlanıyor güvenlik? Ya da sağlanabiliyor mu Suriye'de? Suriye'de şu anda güvenlik yok. Uçak geliyor. İnsanlar kaçmaya başlıyorlar. Alt katı iniyorlar. Binanın alt katısına iniyorlar. Bazen tarlaya kaçıyorlar. Öylece yani kendini nasıl kurtaracak, kurtarmaya çalışıyor. Allah yardımcıları olsun inşallah. Yakın bir zamanda geldin buraya herhalde değil mi? Yani ne zaman geldiniz buraya, Türkiye'ye ailece? Türkiye'ye 3,5 sene oldu. 3,5 sene oldu değil mi? Ya oradaki hani şöyle söyleyeyim. Suriye'de bir olayla karşılaştın mı? Yani hiç böyle bir yardım edeyim, koşayım, bir şey oldu yani, bir patlama oldu, bir şey oldu. Yani hiç gittin mi böyle bir yere?
Yani yaklaştırdılar mı seni böyle? Bir şey gözünle gördün mü yani, öyle diyeyim ya? Gördüm. Bu bayramda bir kampa gittik. Kampta çocuklar vardı. Bir dernek var. O dernek yardım dağıtıyordu. Çocuklar geliyorlar ki, bu yardım nereden geliyor? Kime geliyor? Bizim için mi? Ama biz şu anda durumumuz çok zor. Bunlar yetmiyor diyorlar. Çocuğun elbisesi yok gibi. Çok eskiymiş. Hem de çadırda yaşıyorlar. Gerçekten çok çok bir zulüm görüyorlar yani. Onun için yardım etmemiz lazım. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Oradaki yakınlarının da yardımcısı ve tüm ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun diyelim. Peki en çok hangi ülkeden yardım geliyor oraya? En çok... Ve hangi bölgeye geliyor? En çok hani yoğunluğun olduğu bölge, hani çatışmaların olduğu bölge neresi ve nereye geliyor? En çok yardım Türkiye'den geliyor. Bundan sonra ikinci sırada Suudi Arabistan'dan geliyor. Ama %1 geliyor. Ha, %1. Aha, Suudi Arabistan'dan geliyor. Fakat Türkiye'ye çok teşekkür ediyorlar. Çok iyi yardım ediyor. Fakat yardım ettikleri şeyler yeterli değil tabii ki. Ama eline gelen şeyler yardım ediyor. Yani elinden bu kadar geliyor yani. Diyorsun. Şey, biz böyle biraz araştırma yaptığımızda bu yardımlar konusunda Hamza'nın dediği gibi geliyorlar hani diğer bölgelerden de yardım, ama atıyorum Afrika'da bir su kuyusu açılacaksa geliyor, iki tane su kuyusu açıp geri gidiyor. Ama insanoğlu sürekli ihtiyaçları var ve sürekli tüketiyor. Buradaki insanlara süreklilik yok. Süreklilik arz etmiyoruz. Yani dediğim gibi bizim şu an israf ettiklerimizin %10'una bile sahip değiller. Doğru. Yani bizim, ben bakıyorum yemekhaneye gidiyorum. Yemek alırken makarnayı beğenmedim ya da pilavı beğenmedim, almıyorum. Ama şöyle bir düşünüyorum, buna muhtaç insanlar var. Bunu bulamayan insanlar var. Biz çok nankör olduk. Gerçekten gaflet uykusundayız. Ve ben korkuyorum ki benim ülkeme de böyle şeyler gelecek. Çünkü en başından söylediğim gibi aslında onların imtihanı değil. Bu bizim imtihanımız. Ne kadar başarılı oluruz, ne kadar yürürüz, onlara yardım ederiz bilmiyorum. Ama artık uyanmamız gerektiğini biliyorum. İnsanlar şu an bizim de uyandığımızı iddia etmiyorum. Ama gözümüzü araladığımıza inanıyorum. Sen yanındakini dürtersen, ben yanımdakini dürtersem kocaman uyanık insanlar oluruz. Yani bu kadar. Yani bilmiyorum. Bir köprü oluşturmak. Aynen öyle. Köprü böyle olmak istiyoruz. İnşallah. Peki şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani bu benim fikrim de. Değerli dinleyicilerle paylaşmak istiyorum ve sizlerle. Sinop Üniversitesi ilahiyatla, başka üniversitedeki ilahiyatla hani bir birlik olunsa, oradaki arkadaşlarla da hani irtibat kurulsa, projeler hani Türkiye genelinde büyüse, bir hani gerçekten bir zincir oluşturmaz. Mesela bugün Eskişehir İlahiyat'ta, işte Anadolu Üniversitesi İlahiyat'ta, işte Marmara İlahiyat'ta, onlar hepsi sizin akranlarınız, yani bizim akranlarımız. Mesela öyle bir proje olsa ya da Selçuk Üniversitesi İlahiyat'ta, sizce bu nasıl bir süreç olur? Evet. İlahiyat fakülteleri bu konuda elhamdülillah en duyarlı fakülteler ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaları az çok var. Geldiğimiz şehirlerden veya işte sosyal medyadan bunları görüyoruz. Ama bizim amacımız Marmara İlahiyat diyelim. Onlarla bir şey yapmak değil. Bizim amacımız Sinop'ta bir şeyler yapmak. Evet, İstanbul'da her zaman yapılır. İşte İstanbul'da bir şey başlatmak, bir hareket başlatmak, adım atmak kolaydır. Bizim derdimiz Sinop'a bir şeyler katmak ve buraya bir şeyler bırakmak. Ve biz şöyle bir şey de sanırım öyle anlaşıldık, sadece İlahiyat Fakültesi öğrencileri. Öyle bir durum da yok. Diğer fakültelerden de gayet yardımcımız olan, yanımızda olan arkadaşlarımız var. Burada mesele ilahiyat, işte şu bu değil. Her şeyden önce insanlık. Çünkü
konuştuğumuz şey insanlığın ortak problemi. Derdimiz insanlığın ortak problemi olunca dinden veya işte başka problemlerden önce insanlık devreye giriyor. Anladım, teşekkür ediyorum. Bir tane İlahiyat Fakültesi'nden arkadaşımız bir soru yöneltmiş sizlere. Hamza arkadaşımıza yöneltmiş. Buradan selamlarını iletmişler. Siz arkadaşlarımıza, bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Abdülsamet arkadaşımıza. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir soru sormak istemiş. Demiş ki, insanları bu çalışmalara nasıl yönlendirebiliriz demiş. Bu şuuru nasıl aşılayabiliriz? Ya da Hamza kardeşimiz ülkemizin mültecilere bakış açısını nasıl değerlendiriyor demiş. Yani sizler de bu soruya cevap verebilirsiniz içtenlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Abdülsamet arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle ki, biz en başından beri bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Ne olmaya çalışıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl yürüyeceğiz? Niçin insanız? Niçin yetimler? Yani evet, bir enerjiye sahibiz ama biz şunu istemiyoruz. Hepsini bir anda harcayalım. Hepsini etrafa yayalım. Biz diyoruz ki bir tane hedefimiz olsun. Yani kavak ağacı gibi. Upuzun uzayalım. Şöyle ki, şuur meselesi de insanlar artık görselliğe dayandırıyor kendini. Bilgiyi aktaracağın zaman okumaktan ziyade işte açayım video izleyeyim, işte resimlere bakayım, ancak öyle duygulanayım. Bu çok yanlış. Bulunduğun insanların bir öncelikle İslami açıdan bakacaksan yetim haklarını bir bileceksin. Allah-u Teala sana neler emrediyor. Bir ikincisi, eğer insansan ve tabii ki hiçbir kimseye, hiçbir topluma, ırka ayrım yapmadan bunu yürütmek için onların tarihini, onların geçmişini, onların hayat hikayelerini tek tek okuyup, izleyip ve insanlara anlatmakla ancak bir şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. İnşallah öyle de olur. İnşallah. Evet Hamza. Sorumuzu tekrarlayayım istersen. Hamza kardeşimizin ülkemizin mültecilere bakış açısını nasıl değerlendiriyoruz demiş. Değerlendiriyor demiş. Ülkemizin mültecilere, yani Türkiye olarak biz mültecilere nasıl davranıyoruz? Bakış açın ne bu konuda? Aslında Türkler iyi davrandılar. İkram ettiler. Mülteci demediler bize. Siz muhacirsiniz, biz ansar demişler. Bunun için bizi çok etkileyiciydi. Bundan sonra biz Türkiye'den çok memnunuz. Hem de yani Suriye'ye dönmek istiyoruz. Tabii ki Türkiye'yi sevdik ama en büyük sevdiğimiz ülke bizim Suriye'de. Suriye'ye dönmek istiyoruz ama şu anda bildiğiniz gibi savaş var. Savaş çok şiddetli. Hem de biraz bekliyoruz. Bakalım elimizden gelen şeyler yapacağız. Yardım edeceğiz. Beraber işte bu ihsan grubu yaptık. Bundan sonra inşallah adım adım gidiyoruz. Belli bir hedefimiz var. Büyük bir hedefimiz var. Öyle inşallah yürüyoruz. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Amin. Diyelim bizler de. Evet değerli dinleyenler, sevgili dostlar. Üniyeliğidir Radyo Stüdyolarımızda yayınımız devam ediyor. Bir müzik arası, bir ilahi arası diyelim. Daha sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kabil'den bu
bugünümüze. Kaldı size bu savaş saltanatı. Kabil ile Kabil'den bugünümüze. Kaldı size bu savaş saltanatı. Tek yandaşınız vardı, o da savaş ve ölüm. Nefret ile kin ile değil her zulüm. Tek yandaşınız vardı, o da savaş ve ölüm. Nefret ile kin ile değil her zulüm. Nefret ile kin ile değil her zulüm. Doymadınız mı cana, doymadınız mı kana? Doymadınız mı cana, doymadınız mı kana? Bak çocuklar ağlıyor, ölmüş analar bir yana. Bak çocuklar ağlıyor, ölmüş analar bir yana. Bitecek elbet saltanatınız. Hesap gününde mutlaka buluşacağız. Bitecek elbet saltanatınız. Hesap gününde mutlaka buluşacağız. Evet, değerli dinleyenler, sevgili dostlar, Üniversite Radyo Stüdyoları'nda yeniden birlikteyiz. Bir Yardım Eli de Sen Uzat adlı programımız devam ediyor. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle birlikteyiz demiştik yayınımızın başında. Ve onlarla devam ediyoruz. Hamza El Yasin arkadaşımız bir şiir sizlerle paylaşacaklar, evet. Değerli dinleyenler. İnşallah şiiri dinleyelim. Evet Hamza. هي ثورة هي ثورة عمت بها الأرجاء وتضوعت مسكا بها الأحياء أبناء شعبي قد بنوا أسطورة بالتضحيات وبالدماء رواء العزم فيهم والرجولة أينعت والجرح ينزف والشباب فداء الله أكبر الله أكبر زادهم في سعيهم حرية تعلو بها الأصداء في كل أسبوع لهم أيقونة في كل أسبوع لهم أيقونة عنوانها المجد الأبي ضياء قد أقسموا ألا تهاون بينهم
وعلى الطريق بطولة ووفاء. القلب يبكي والنفوس حزينة، والظلم والبغي الشنيع لواء. للظالمين على ربوع بلادنا قتل وترويع وجند جاءوا. حوران أيقظت الضمائر جمة، وحمات عز والنفوس إباء. حمص تجسدت البطولة وانتشت، على الطغاة شرطها إملاء. والساحل السوري يشدو بالعلا، والساحل السوري يشدو بالعلا، وترى صداه على اللئيم بلاء. جسر الشغور، جسر الشغور أيا جريح قلوبنا، والمجرمون بفتككم قد ساءوا. يا ظالما نشر الدماء دماء بساحنا، ومعرة النعمان من كبراء. يا ظالما نشر الدماء بساحنا، ومعرة النعمان من كبراء. عرب وآشور وترك كلهم، وبنو المسيح وللجميع نداء. أنا على ضيم الزمان نفوسنا، تأبى الخنوع وللعميل جلاء. هي أمة قد لاح نجم سطوعها، والفجر يشرق والسماء علياء. سنعيد تاريخ الشآم ونقتدي بالصالحين وللشعوب بناء. سنعيد تاريخ الشام ونقتدي بالصالحين وللشعوب بناء. فبلادنا تاج وحسن صنيعها، أنموذج يرنو له الأبناء. يا رب احفظ شامنا، يا رب احفظ شامنا من كل غادر، واكتب لنا الإحسان منك رجاء. إني التجأت إلى حماك، وإنني أرجو النجاة وللفقير دعاء. Evet Hamza, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki anlamını okumak ister misin? Anlamını bu şiir devrim hakkı, savaş hakkında evet. söylüyor. Aha. Ve şehirlerin gördüğü zulüm hakkında konuşuyor. Yani içerik olarak aynen. zulümle ilgili konuya değinmiş. Öyle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar, devam edelim. Yayınımıza. Şöyle, bizim grubumuzda çok tatlı insanlar var. Onları paylaşabilirsin, selamlarını evet, söyleyebilirsin. Evet, buradan Kemal'e, Hakan'a, Ayşegül'e, Merve'ye, Ebru'ya, Abdülsamet'e, Ergün'e, hepsine çok selam gönderiyoruz. Şu an bizleri dinliyorlar galiba, değil evet, mi? Evet, şu an gönderiyorlar. Evet arkadaşlar, sizleri de radyo yayınımıza bir gün bekleriz diyelim. İnşallah, hep birlikte. İnşallah. Bir arkadaşımız var ki, o şöyle diyordu, çok etkilenmiştik gerçekten ondan. Ve bizler insanlığı yaşatan bir nesil yetiştirebiliriz. Belki bizden kaynaklanıyor bu savaş, bizim sessizliğimizden. Bizim atamadığımız adımlardan dolayı böyle gerçekleşiyor bunlar. Biz o çocukların ardında durursak, onlar cesaret kazanır, kalpleri bizimle atar. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Ya hepimiz gerçekten hepsiyle tanışmanızı çok isterim. Umarım programı onları da davet edersiniz. Onlarla da bir hasbihal edersiniz. Söyleyecek çok şey var aslında ama bunu cümlelere nasıl döküleceğimizi bilmiyoruz belki. Öyle değil mi Kübra? Tabii yaşımız itibariyle İçinde bulunduğumuz durum güzel bir noktadayız. İnşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. Gerçekten bu insanların samimiyetine güveniyoruz. O yüzden belki de bu yola bu kadar rahat çıkabiliyoruz. Diyebiliriz. aranızda bir nasıl söyleyeyim? Yani grubunuz bayağı bir geniş zaten. Geniş bir grubumuz var. Bayağı bir samimiyet var. Evet evet. Nasıl söyleyeyim? Herkes birbirleriyle bir şeyler paylaşabiliyor, bir şeylerini verebiliyor, bir şeyler alabiliyor. En çok da şu anki yaptığınız çalışma, yani bu mükemmel bir şey bence. Hani şu an bizleri yurt dışında bile dinleyenler var. Şu an mesajlar alıyorum. Birçok ülkeden. Ben daha önce duyurmuştum. Demiştim size bir 10 bin kişilik bir sayfa var, orada paylaşmıştım. Ve şu an bizleri birçok ülkeden dinleyenler var. Onlardan Allah razı olsun. Evet, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Programı çok beğenmişler. Hani ülke ismi vermek gerekirse
Danimarka'dan var, işte Almanya'dan var, Hollanda'dan var, şu an bizleri canlı olarak dinleyenler var. Özellikle Mahmut Çelik amcama buradan sevgilerimi iletiyorum. Kendisi hatta yayından bir iki saat önce bana mesaj attı ve dinleyeceğim dedi. Başarılarınızın devamını diliyorum dedi. Kendisi şu an yurt dışında, ondan da Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Yani projeniz, yapmış olduklarınız çok etkileyici. İnşallah Sinop ilinde de hani destek gelir. Şu an sizleri dinleyenler varsa, birçok kurumun üyeleri, birçok sivil toplum örgütlerinin hani üyelerinden sizleri dinleyen varsa, inşallah sizler de onlara ulaşırsınız ki onlar sizlere ulaşır bu radyo yayınından sonra. Aynen, diyelim. İnşallah. Sizler de aynı şekilde öncülük etmiş olursunuz. Ben şöyle söylemek istiyorum. Sinop'ta hani yani zaten Sinop, nasıl söyleyeyim, baya bir lüks yer mi diyeyim, ne diyeyim? Ya şöyle. Rahatlık var yani aynen, Sinop'ta. Aynen, refah düzeni çok yüksek, evet, bir şehir. Bayağı... Memurlarımız, yaşlılarımız baya var. Sinop halkına hiç gelip sormamışlar. Kardeşim siz neler yapabilirsiniz? Yani dememişler. Senin de bir fikrin var mı? Hep dışarıda kalmış. Hep dışarıda kalmış. Zaten kuzeyde. Kuzeyin parlayan yıldızı. Sinop. Değinilmemiş Sinop'a. Biz onu gördük. Bu eksikliği gördük. Bu benim Sinop'ta ikinci yılım. Gerçekten Sinop'u çok seviyorum. Yani her tarafı, üç tarafı denizlerle kaplı. Bulunduğum memlekette deniz yok ve ben tatillerde dışarıya bakıyorum ve Sinop'u özlüyorum. Gelişmemiş, gelişmeye ihtiyacı var. Fakat yapılmayacak şeyler yok burada. Yapılabilir. Hepsi olabilir. Doğru söylüyorsun. Hani biz de gördüklerimiz aynı senin. Yani sen nasıl görüyorsan biz de öyle şekilde görüyoruz. Aynen. Ama inşallah hani gelişecek ve sizlerin sayesinde gelişecek. Sizler de işte bu projelerinizle bir şeyler yapacaksınız. Peki belirlediğiniz bir şeyler var mı? Hani öğrenci var mı? Ya da yetim var mı? Nasıl destek veriyorsunuz? Nasıl ulaşabiliyorsunuz? O aileye nasıl gidiyorsunuz? Ya da o çocuğa nasıl ulaşıyorsunuz diyelim şöyle. Yetim projesi her ilde ilin gönüllü kişilerince tespit edilen yetimlerin projeye eklenmesi sonucunda farklı bir ilden, farklı bir ülkeden onlara temiz bir kalbin sponsor olması şeklinde çalışıyor. Siz Sinop'tan, oturduğunuz yerden, dünyanın herhangi bir yerinden bir kardeş edinebiliyorsunuz. Bu bir Müslüman için değil, bir insan için bile çok etkileyici bir şey. Zaten projenin içeriğine girmek gerekirse, işte ayda sadece 100 lira gibi bir meblağ. Dediğimiz gibi günde sadece 3 lirayı kenara koyarak sağlayabileceğimiz bir şey. Bir öğrencinin bile çok rahatlıkla sağlayabileceği bir rakam. La bir yetimin yıllık bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz her ay 100 lira göndererek. İlk ödemeyi başladığınızda ikinci ayda size bir mektup geliyor. Ben bu mektubu alıp da heyecanlanmayan, içi titremeyen kimseyi görmedim. Bir resim, bir isim, bir ülke, kardeş sayısı, annesi mi yok, babası mı yok veya ikisinde mi gibi basit bilgiler. Ben 10 yaşında bir çocuğun o resme sararak uyuduğunu da gördüm. Koca koca insanların, adamların bu benim 3. çocuğum, 4. çocuğum diyerek o resmi sevdiğini de gördüm. Belki hayatında o çocuğa gerçekten hiç sarılamayacak ama yüreği onlarla birlikte dünyanın bir yerlerinde bir yaraya merhem olduğunun farkında. Bu da bizim insanlığımız için çok önemli. İnsanlığımıza dokunan bir yer diyelim. Proje çok ayrıntılı ve çok profesyonel hazırlanmış bir proje. Dünyada şu an 56 ülkede aktif olarak hareket ediliyor. Savaş ve afetlerden sonra tabii ki yetim sayısının artmasıyla yüklü bir miktarda yardım gidiyor. Düzenli yardım edilen yetimler var. 12 yaşından küçükken alınıp iş sahibi oluncaya kadar, bir de reşitlik de göz önünde bulundurulmuyor. Ayakları üzerinde duruluncaya kadar bakılan yetimler var. Onun dışında ani bir ihtiyacı karşılanan yetimler var. Fondan direkt para aktarılan.
Bunlarla bir bir elleriyle tek tek ilgilenen çok güzel, temiz kalpler var. Bunlarla tanıştıkça, gördükçe şükrediyorsunuz tabii ki haberdar olduğunuz ve içinde bulunabildiğiniz için. Hatta böyle yakın bir abimiz anlattı, çok yakın bir zamanda Sinop'ta geldi. Dedi ki normalde çok mümkün bir şey değil sponsor olduğunuz yetimi görmek. İşte dünyanın bir ucu, oraya gitme şansınız yok. Gitseniz bile bulma şansınız çok zor. Ama işte biz bir ülkeye başka bir yardım faaliyeti için gittiğimizde bize bir mail yoluyla ulaşıldı. İşte benim o ülkede şu şu isimli bir yetimim var. Sponsoru olduğum. Bende bilgileri var. Ulaşabilir misiniz? Onun resmini çekin, fotoğrafını çekin. Benim selamlarımı iletin. Benim yerime ona sarılın diye çok temiz bir istek gidiyor onlara. Onlar da yapabilir miyiz diye bir oluruna baktıklarında eskaza olabiliyor. Çok şükür. Sponsoru bir öğretmenmiş. Hatta sınıf yetimi sponsoru da olabilir. Yani bir grup öğrenci de olabilir o öğrencinin kardeşi. Ve resimleri Türkiye'ye geliyor, tanışılıyor. Bunu yaşamak oturduğumuz yerden sağlanabilecek bir duygu değil. Bunun sevinci evimizdeyken ayağımıza gelecek bir şey değil. Çok kolay bir şey. Açıyoruz bilgisayarlarımızı, elimizin altındaki telefonları, işte sürekli o internette gezdiğimiz araçları. Bir form dolduruyoruz ve bir kardeş ediniyoruz. Allah razı olsun. İnşallah sizlerden. Cümlemizden. Sizlere yardımcı olanlardan. Ben bir şey sormak istiyorum. Peki aileniz bu projenin hani haberdar, değil mi? Evet. Yaptığınız çalışmalardan. Aileniz ne düşünüyor? Şu an sizleri dinleyen aileleriniz var. Öncelikle başlayalım sizlerden. Tabii ki onun önce hepsine tek tek selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ederim onlara. Vallahi açık konuşmak gerekirse önümüzde bir final haftası var ve ailelerin tek derdi öğrencilerin vizelerden, finallerden sonraki notlarıdır. Şahsım adına söylüyorum, benimkiler de öyle. Vize notlarım kadar mutlu oluyorlar. onları bunlardan, buradan onların sözünü de verelim inşallah. Şaka bir yana Allah hepsinden razı olsun. Burada olmamız bile, bizi buraya getirmiş olmaları bile bizim ömür boyunca ödeyemeyeceğimiz bir borç. Projeden tabii ki az çok haberleri var hepsinin. İşte en azından iyi bir şeylerin ucundan tuttuğumuzu biliyorlar. O da onlara yetiyor. İnşallah meyvelerini topladığımızda onlar da daha rahat görecekler güzel sonuçlara vardıklarını ve ben gururlanacaklarına inanıyorum. Türkiye'nin her yerindeki ekibimizin ailelerine tek tek selamlarımızı gönderelim. İnşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Kübra çok güzel ifade etti. Ona katılıyorum. Annemle dün işte dedim ki anne programa çıkacağız buna ilgili ne söylemek istersin dedim. Bana dedi ki hocaların bundan haberi var mı? Ben de dedim ki hani yasal dışı bir şey yapmıyoruz hocaların haberi var. Zaten radyoda hocalarımız dinliyormuş. Haberin olsun anne. Öyle ya bilmiyorum çok değişik bir duygu. Yani seninle hiçbir bağlantısı olmadığı halde insana yardım edebilmek, bunu yaşayabilmek, hayatını dolu dolu yaşayabilmek özellikle bilemiyorum. Üniversitede bulunacağımız süre 4 yıldır. Arkadaşlarımla konuşuyorum 4. sınıf olanlarla. Neler yaptın diyorum. Nasıl geçti üniversite hayatın diyorum. Bana diyorlar ki ya işte okul, hocaların kaprisi, koşuşturmaca filan. Peki diyorum hani bu faaliyetlerde bulundun mu diyorum. Ya Sinop'u bilmiyor musun? Bulunamadık. Böyle bir şey olmuyor. Zaten bir şey yaptığımızda kimse bize yardımcı olmuyor diyor. Sonra kendime döndüm ve dedim ki ben böyle olmamalıyım. Biz böyle olmamalıyız. Biz daha farklı bir duruşla buradan gitmeliyiz. Biz daha güzel nesiller yetiştirerek buradan gitmeliyiz. Bu niyetlerle yola çıktık. İnşallah Rabbim de daim eder. Öyle umut ediyoruz. Böyle. İnşallah. Evet Hamza. Ailen ne diyor bu konu için? Ailem çalışmaların için? Selam söylüyorum.
Vallahi şu anda beni dinliyorlar. Ve dün söylediğim babamı, ben radyoya çıkacağım, bir programımız var. Dedi, İnşallah Allah muvaffak eylesin demiş. Sonra dedi, sen niyetin Allah için olsun, ameliniz rıza ilahi olması. Eğer insanlar küsselerse bunlara önem vermeyin. Madem ki o razı ise diğerleri önemli değil demiş bana. İnşallah öyle. Şu an selamlarını almıştır. Mutlu olmuştur aileleriniz, sizlerin, hepinizin. Değerli arkadaşlar, bir telefon bağlantısı alacağız. Sanırım arkadaşınız bağlanmak istiyor. Alalım mı? Tabii tabii, buyurun. Tabii alalım. Kendisi biraz heyecanlı galiba. Biz de heyecanla bekliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. ben öncelikle arkadaşlarımızı çok tebrik ediyorum. Orada İhsan grubunu temsil ettikleri için. Teşekkür ederim. Biz Tülay ablamızın bir konferansıyla bir araya geldik. Hüsniye başkanımızın bizi bir araya toplamasıyla bizim içimizde olan bu en başından beri bir şeyler yapma hevesiyle Tülay hocamızın katkılarıyla, tabii Hüsniye'nin de bizi bir araya getirmesiyle bir yola başvurduk. Arkadaşlarımı buradan tekrar tebrik ediyorum. İhsan grubunu orada temsil ettikleri için söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz Ebru arkadaşımıza yayına katıldığı için. Çok sağ ol. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederiz. Ebru, bildim bu basın işte internet üzerinde duyuru falan yargı organımızdı. Evet, çok uğraştı. Aynen, bayağı uğraştı bu afişleri için, program için. Onun emeğini gerçekten unutamayız. Allah razı olsun bağlandığı için. Evet, onun telefonuna bağlandık. Evet değerli dinleyenler, sizleri de telefon bağlantısına inşallah bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor. Değerli genç kardeşlerimize sizler de destek olabilirsiniz. Sizler de kendilerine ulaşabilirsiniz. Sinop ilinden, Türkiye'nin birçok yerinden ve dünyanın birçok ülkesinden değerli arkadaşlarımıza ulaşabilir, onlara destek olabilirsiniz. Evet, şiir alalım mı? Olur. Evet, Hüsnü arkadaşımızdan bir tane şiir dinlesi alalım. Daha sonra yayınımıza devam edeceğiz inşallah. Mücadele edenlerin, mazlumların gözleriyle. Camiler ve evler arasındaki meydanlarında kendimi kaybediyorum. Rabbim, onun halkına selamet ver. Onları girişlerinde ve çıkışlarında koru. Müslümanların beldelerini sağdan ve soldan koru. Onlar zayıf bırakıldılar. Ya Rabbi, musibet onların da, onların senden başka kimleri var? Dinlerine sımsıkı tutunmuşlar. Onların kanı çağlayanların kokusu gibidir. Hürriyet zırhlarını giydiler, silahsız ve bombasız. Küçüklerin gözleri uykuya daldı ve silahların atışıyla uyandılar. Onların katilleri yok olsun ve bir gün parmak uçları bile kalmasın. Çocuklarını ve eşlerini kaybeden kadınların gözyaşları onun boynuna suç olsun. Allah'a havale ediyorum. Şikayet edenlerin Rabbine, sonrakilerin ve öncekilerin Rabbine. Allah saldırganlardan daha büyüktür. Kurşunlardan ve zincirlerden daha büyüktür. Yarın ümmetim için bir saray olacak. Onu meşaleler süsleyecek. Ve yarın mutlaka hak yükselecek. Ve batılın hepsi
yok olacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşımıza. Arapçasını da Hamza arkadaşımızdan dinleyeceğiz inşallah. İnşallah. Abki ala şamil hava. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم منام وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدين والله فوق المعتدين فوق الأسنة والسلاسل وغدا وغدا يكون لأمتي صرحا تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما 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 سيزهق كل باطل. Hamza, teşekkür ediyoruz. Arapçası biraz da sanki güzel ya. Şiir zaten Arapça. Biz onu Türkçe'ye çevirdik. Evet, güzel bir çeviri olmuş. Ama sen Hüsnü'ye bayağı bir içten okuyorsun ya şiirleri. Yani böyle bıraksak herhalde bir ağlayacaksın gibi. Söyle. Kendini, yani şöyle söyleyeyim, yanlış anlama da. Kendini çok iyi adapte edebiliyorsun. Hani bu mükemmel bir şey bence. Hani, estağfurullah, lütfen devam edin. Bence çok iyi, çok iyi bir şey. Söyle ki... Onları yaşamak istiyorum. Yani onları bilmiyorum, gözlerimin önüne geliyor. Benim küçük kardeşlerim var. Onlara yapılan zulümlerin aynısı onlara yapılsaydı ne yapardım diye düşünüyorum. Sonra tahammül edemiyorum. Gözyaşlarım, bilemiyorum. Devam etmek istemiyorum. Hüsniye biraz daha duygularıyla işi yürüten bir arkadaşımız. İşin açıkçası onun duyguları, heyecanı, atikliği, böyle bir hadi deyişi ve bizi ayağa kaldırışı olmasa belki biz de yapalım ya bir şeyler der ama yine yerimizde otururduk. Onun heyecanı önemli bizim için. Çok iyi yani, maşallah diyoruz. Hamza da çok güzel okuyor. Çünkü gözlerim içine öyle bir baktı ki. Hamza, yani seni es geçmiyoruz. Şimdi yanlış anlama bizi. Bir de üstelik misafirsin, kalbimizdesin yani. Çok değerlisin bizim için. Hamza abi ne oldu ya? Yani eğer söylemeseydin toplantıda bilmeyecektim yani. Anlaşmıştım orada zaten. Hani şu an mesajlar geliyor. Ben kısa bir değinmek istiyorum selam mesajlarına. Şu an bizleri Konya'da dinleyen Elif arkadaşımız var. Benim tanıdığım, sizlerin de akranı saydığımız. Elif arkadaşımız hepsi mükemmel demiş. Hepsi çok güzel demiş. Pırıl pırıl yürekli insanlar demiş. Hepsine selamlarımı iletiyorum demiş. Biz onlara çok selam gönderiyoruz. Dediğim gibi yurt dışından mesajlar var. Yeniden sizin arkadaşınız diyelim, Ebru, hepsini tebrik ediyorum demiş. Ebru'm ya. Çok güzel demiş. Program çok güzel gidiyor demiş. Şöyle söylemek istiyorum. Hemen not geçmek istiyorum. Sinop Üniversitesi Gerze Mesleği Yüksekokulu müdürümüz, değerli hocamız, doçent doktor Mustafa Öztobruk hocamıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, evet. Aynı şekilde sizler de.
Unutmadan öncelikle bizden desteklerini esirgemeyen ekibimizi radyo aracılığıyla tanıtma fırsatı verdiği için en çok sevdiğimiz hocamız. Aynı zamanda... Şimdi soru, sınavlar yaklaşıyor. Evet hocam, buradan selam olsun. Hocam görüyorsunuz şu an yani. Aynı zamanda geldi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Öztoprak'a çok teşekkür ederiz. Yani bizimle bu afiş konusunda özellikle de canla başla uğraşan basın yayın müdürümüz Tuna Kuzucan'a da çok teşekkür ederiz ve çalışma arkadaşlarına da. Ya Allah razı olsun sizlerden de. Yani bu sadece bizim başlattığımız bir faaliyet değil. Biz adım atıyoruz, sizler de bizle birlikte yürüyorsunuz. En başından beri bunu söylemek istiyorum. Biz Sinoplu öğrencilerle önümüzde ya da arkamızda istemiyoruz. Biz onlarla beraber yürümek istiyoruz. Biz onlarla köprü olmak istiyoruz. Hı hı. Amin. Gerçekten güzel konuştun. Şu an bir şey diyemiyorum. Yani öyle işten konuşuyorsun ki. İnşallah... şu an çok kişiye ulaşmışız, eminim. Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel bir program gerçekleşiyor ve hala devam ediyor. Şu an şöyle sormak istiyorum. Yavaş yavaş, hani son yarım saate girdik zaten. Son yarım saate girdik. Şöyle söylemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. İnsanlara neler söylemek istersiniz? Dünya insanlarına, bizim toplumumuzun insanlarına, çevrenizdekilere. Evet, şeyden başlayalım. Hamza değil de arkadaşımız Kübra'dan başlayalım. Başlayalım. Öncelikle hepimiz tabii ki yaşadığımız dünyanın oyun ve oynaş diyoruz ya biz. Buna dalıp birçok şeyi görmek istemiyoruz. Görmüyoruz değil. Artık internet devrindeyiz, bilgisayar çağındayız. Her şey göz önünde ama görmek istemiyoruz. Nacizane tavsiyem aynadakine değil de dışarıdakine bakmak. Çünkü aynadakine bakınca çok fazla dert görüyoruz. Bunu arkadaşlarımızla çok konuştuğumuz, evet, bir şey. İnsan kendini düşününce şu derdim var, şu da şöyle olsa, bu da böyle olsa, şuna çalışayım. Çok buluyor bunun nasıl söylenir, uğraşlarını çok buluyor ama kendi dertlerini şöyle bir kenara bırakıp pencereyi açıp dışarı baktığında insanların gerçek problemlerle ne kadar uğraştığını, cebelleştiğini görünce işte bizim gibi kendini ya bir projenin içinde buluyor ya bir şeylerin ucundan tutmak istiyor. Çünkü ne olursak olalım bizden daha aşağıda birileri var. İslam'ın da öğüdü. Kendimizden yukarıdakine değil de kendimizden aşağıdakine bakmak. Maddi açıdan. Belki. İnsanlar eğer yardıma ihtiyacı olanları görmek isterlerse zaten gözlerinin önündeler. Bir de biz şeyle çok karşılaşıyoruz. Ya Türkiye'de yok mu yardıma ihtiyacı olan, evet, insan, çocuk sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Tabii ki var. Her yerin kendi ne kıyasla biraz daha yardıma ihtiyacı olan birileri vardır. Türkiye'de de var. Bunlar için de çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'den yetimler yürütülüyor. Sinop'ta mesela yetim tespiti yapılıyor ve bunlar projeye dahil ediliyor. Sinop'un yetimlerine de Türkiye'nin bir yerlerindeki, dünyanın bir yerlerindeki temiz yürekli insanlar sponsor oluyor. Evet. Onlarla kardeş oluyorlar. Bunu sadece herhangi bir ülkeye yardım olarak değil de dünya çocuklarına, yarınımıza yardım olarak, yarınımıza bir yatırım olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Böyle bakınca zaten kendinizi çalışmaktan alıkoyamazsınız. Aynen öyle. Zaten biz ilahiyat fakültesi olarak başladık. Biz bunu bununla sınırlamak istemiyoruz. Daha çok yayılmak istiyoruz. Çünkü öğrenci sayımız da elhamdülillah gittikçe artmakta. Yani okul öncesi olsun, tarih bölümü olsun, fen edebiyat olsun. Hepsinden yardım bekliyoruz. Hepsiyle yürümek istiyoruz. Tekrar diyorum. Yürümek istiyoruz sizlerle. Gelin. Hep birlikte yürüyelim. İnşallah. Evet. Hamza. İnşallah bu yolda yürüyoruz. İnşallah beraber çalışacağız. Muhabbetimiz inşallah iyi olacak. Hepimiz kardeşiz. Kardeşler bir vücut gibi. Çalışmak lazım.
öylece inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar, şu an sistemde bir sıkıntı olabilir. Değerli dinleyenlerden özür diliyorum. Bir aksilik var galiba. Neyse, devam edelim. Evet arkadaşlar, son olarak yayınımızın sonuna doğru geldik diyelim. Selam iletmek istediğiniz, birilerine selam iletmek istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Daha sonra programımızı sonlandıracağız inşallah arkadaşlar. Ve şu mesajı siz iletebilirsiniz Hüsniye Hanım. Yani bir yönetim kurulu başkanı olarak diyelim. biz ilan edelim seni buradan. Artık inşallah sizlere ulaşarak onlar da, yani bizleri dinleyenler de destek olacaklardır diyelim. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Hani biz okul olarak da şu an çok mutluyuz. Şu an bizi dinleyen çok arkadaşımız var. Yani Gerze Meslekli Okul öğrencileri sizlere çok dinliyorlar. Hatta bir tane Abdül Samet arkadaşım var. Bizim bölümde okuyor. Kendisi gerçekten sevdalı diyeyim. Direkt öyle diyeyim. Kendileri de selamlarını ilettiler bizlere. Yeniden şöyle söylemek istiyorum. Az önce bir mesaj geldi. Programın ortasında belirtmiştim Mahmut amcamız yurt dışında diye. Kendisi şiirinizden çok etkilenmiş, çok duygulanmış hatta. Onu paylaşmak istedi bizlerle ve biz de mesajını hemen okuyalım Mahmut amcamıza. Ve programımızın sonuna doğru geldik zaten. Çok güzel bir program, çok teşekkürler demiş. Çok duygulandım. Hele de o güzel kardeşimizin şiirleri çok etkileyiciydi demiş. Tabii Hamza üstüne alınabilirsin, sen yaparsın. Biz teşekkür ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin projeden dolayı çok teşekkür ediyorum demiş. Projelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum demiş. Bizler de Mahmut amcamıza Türkiye'den, Sinop'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Ben hemen bir duyuru yapmak istiyorum. Tabii. Değerli arkadaşlar, müsaadeniz olursa. Evet, değerli dinleyenler, sevgili dostlar. 30 Aralık Çarşamba günü saat 14'te Subitam konferans salonunda güncel gelişmeler ışığında Suriye Türkmenleri adı altında bir konferans düzenlenecek inşallah. Konferansa konuşmacı olarak Suriye Türkmen Meclis Başkanı kıymetli hocamız Abdurrahman Mustafa katılacaklardır. Bizler de Sinop Üniversitesi öğrencilerine ve tüm Sinop'a duyurmak istiyoruz. Değerli dostlar. Evet, şu an yardım kampanyası yapılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Sinop'ta yardım kampanyası yapılıyor ve iki tır yardım kampanyası inşallah evet. Suriye'ye gidecek. Evet, gidecek. Bizler de Allah razı olsun diliyoruz. Gerçekten emek veren Simder, Ensar öncülüğünde yapılıyor. Simder ve Ensar deneklerine de teşekkür ediyoruz. Ve yardımları da bekliyoruz şu an inşallah. Sizler de ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz değerli dinleyenler. Evet, dediğim gibi Suriye Türkmenleri adı altında konuşmacı hocamız, Suriye Türkmen Meclis Başkanımız Subitam konferans salonunda 30 Aralık Salı günü olacaklardır. İnşallah sizler de bu programa katılacaksınız değerli dinleyenler. O gün, aynı gün içerisinde saat 14'te benim sunuculuğunu yapacağım eğitim fakültesinde, öyle diyeyim. Mekke'nin fethi programımız var. Onu da herhalde biliyorsunuz. Sizler duydunuz evet, mu? Biliyoruz. Bilmiyorum. Mekke'nin fethi programı da o gün inşallah o saatte eğitim fakültesi konferans salonunda olacaktır. Değerli dostlarımızı bizler de bekliyoruz bu güzel programımıza. Evet arkadaşlar, oraya da konuşmacı olarak şöyle söylemek istiyorum. Yardımcı doçent doktor Hüseyin Vehbi İmamoğlu katılacaklardır. Hüseyin Vehbi evet. İmamoğlu. İnşallah o gün, o saatte programımız olacaktır ve ben de orada sunucu olarak katılacağım inşallah. Sizlerin de, bütün hocalarımın da katılmasını diliyorum değerli dinleyenler. Evet, sevgili arkadaşlar, değerli dinleyenler. Ben sunucunuz Ertan Özgök. Bugün
Bugün çok değerli arkadaşlarımız, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizle birlikteydik. Bir Yardım Eli de Sen Uzat programımızı adı altında gerçekleştirdik. Diğer ismi ise şu an yayının başında belirtmişlerdi, İhsan galiba. O isimle inşallah yol alacaklar. Bizler de kendilerine yol açıklığı diliyoruz. Allah razı olsun, güzel dileklerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah razı olsun sizlerden. Allah sizlerden razı olsun. Biz çok teşekkür ederiz. Ben eminim birçok yere ulaştık. Türkiye'nin bırakın dünyanın birçok yerine ulaştık. Sizlere kulak verdiler. Onlardan da Allah razı olsun diliyorum. Hamza, Elyasino, Kübra, Güneysu ve Hüsniye Altun'la birlikteydik. İnşallah bir başka programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Programı şöyle noktalayalım. Bir tane duayla bitirelim isterseniz değerli dinleyenler. Sizler de radyolarınızın başında bizlere kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben sunucunuz Ertan Özkök. Bir başka Ünlü 57 programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lâkıbetü müntekîn ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الفتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا اننا نعوذ بك ان نضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لي ولا تمكر بي واهدني ويسر لي الهدى وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرا ذاكرا رهبانا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم اجعل لنا نورا في قلبنا ونورا في قبرنا ونورا في مجموعتنا هذه التي ما أنشأناها إلا لرضاك يا رب العالمين اللهم ربنا يا ربنا إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم أني أسألك من خير ما أتيتنا وخير ما أفعلنا وخير ما عملنا وخير ما بطننا وخير ما ظهر منا والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم أني أسألك أن تبارك في نفوسنا وفي سمعنا وفي أبصارنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا اللهم وفقنا إليك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا يا رب أننا نطلب العون منك يا رب العالمين اللهم وفقنا في هذه المجموعة يا رب العالمين واجعلها في رضاك يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله